Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere crop bluzumuzu göstermeye çalışacağım. Motifli olan değil, diğer sıralı olan crop bluzumuzu askılı olacak. Şimdi başlangıç olarak size şöyle bir ölçülerden bahsetmek istiyorum. Ben biraz hazırladım sizin için, sonra nasıl yapılacağını, nasıl başlanacağını göstereceğim. Şimdi bu bluzlarımızda şöyle bir şey var arkadaşlar. Şuradan başladığımız zaman, şu uç kısımdan başladığımız zaman göğüs çevrenize, ister çocuklar için ister kendiniz için yapıyorsanız, göğüs çevrenize örerken şu ilk başlangıcı şöyle tuttuğunuz zaman, yani şunu göğüs çevrenize tuttuğunuz zaman ortada 5 santim kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ölçünüz bu. Çünkü herkese sayı vermem doğru olmaz. Herkesin bedeni farklı. Çocuklar için de, büyükler için de. Şimdi dediğim gibi göğüs çevrenize şöyle tuttuğunuz zaman şurada tam ortada 5 santim boşluk bırakacaksınız. Çünkü buraya beyazdan örüyoruz ya, düğme dikmek için falan. Motifte de aynı şekilde. Motifleri ilk sırasını eklerken göğüs çevresine kim örüyorsanız ölçersiniz. Ona göre ölçünüz zaten ortaya çıkmış olur. Şimdi bunu da başlangıç olarak şöyle bir ipten başlayacağım. Size şu 2-3 sırasını göstereceğim. Zaten ondan sonra dümdüz gideceksiniz. Ben zincirle başlamıyorum. Çünkü zincirle başladığım zaman zincir ne kadar ölçerseniz ölçün, zincir bu sefer ne oluyor? Ördükçe daralma oluyor zincirlerde. Ben o yüzden şimdi başlangıç olarak şöyle tığımız ipinize göre değişebiliyor. Ben bunu 3 no ile yaptım. Alize koton gold ile ördüm. Şimdi 4 tane zincir çekip veya 5 çekebilirsiniz. İlmeğimi aldım. Diğer ucuna bir trabzan yapıyorum. Şöyle bir iki kere de çıkarak trabzanı yaptım. Bir iki üç zincir çekip geri döndüm. İlmek aldım. Bu boşluğa bir iki tane doldurdum. Bir de zincir çekmiştiniz. Üç oldu. Şu şekilde. Sonra bir iki üç zincir çekip tekrar geri dönüyorum. Diğer uca ilmeğimi alıp şu uca trabzan yapıyorum. İki kere de çıkartarak. Bakın. 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyorum. İlmek alıyorum. İki kere de çıkartarak trabzan yapıyorum. İki tane. Bu şekilde. Bakın. 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz. İlmek alıp diğer uca 1, 2, 3 zincir, yani bir boşluk bir trabzan yapıyoruz şöyle. 3 zincir çekip 2 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip geri döndüm. İlmek aldım. Şu diğer ucuna. Bu şekilde şu alt kısmını, çünkü bu modelimize çok benzediği için bu alt kısmını bu şekilde öreceğiz uzatarak. Yani göğüs çevrenize bu yaptığınızı ölçebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle birkaç tane daha yapıp bakın bu şekilde. 3 zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Boşluğumuza zincirle birlikte 3 tane olmuş oluyor. 2 trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekip geri dönüp diğer köşeye yine trabzanla ekliyoruz. Bu şekilde bunu uzatarak, yani şu ilk sıramızı göstereyim. Bakın bunu da öyle yaptım. Şu ilk sırasını bunu uzatarak bedeninize göre yapabilirsiniz. Şimdi bundan sonra geldik. Şimdi şu ölçü sizin ölçünüz. Mesela uzattınız. Şimdi burada köşede
İki zincir çekip ilmek alıp şu boşluğa direkt iki tane trabzan yapıyoruz, iki defa da çıkartarak. Aralarda hep bir zincir milis alıyoruz, ilmek, üç tane dolduruyoruz. Bir zincir çekip üç tane dolduruyoruz. Bu başlangıçta iki tane, çünkü zincirle birlikte üç oldu. Şimdi ilmek alıp şu boşluklara üç tane iki defa da çıkartarak trabzan. Bir zincir çekiyoruz. Bir, iki. İlmek aldım. Bir, iki. İlmek aldım. Bir, iki. Üç tane trabzanımızı yapıyoruz. Aralarda bir zincir. Bir, iki, üç. Arada bir zincir. Son yerime geliyorum mesela. Siz de tabii ki bunu çok büyük, uzun olacağı için bedeninize göre. Ben şimdi size model olarak gösteriyorum. 2, 3. Burayı da yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri dönüyoruz. Burada ister ipinizi değiştirin. İpinizi şurada değiştirebilirsiniz. Bir zincir çekip bu ipimizi kıracağız. Onu da göstereyim nasıl iplerinizi değiştirdiğinizi. Bu ipimizi kırdık. Mecburen tabii ki ekleme yerimiz şu kenarda kalacak, ama buraya beyaz öreceğim için, yani düğme dikme yeri öreceğim için orayı kamufle edeceğiz şu iplikleri arkadan tabii ki. Sizin başlangıç yeriniz de daha farklı olabilir. Daha başka tekniğiniz olabilir. 4 tane zincir çekip bakın bu ipleri içeride gezdirebilirsiniz. 1, 2, 3. Yandaki hemen boşta 3 tane doldurdum. Bir zincir çekip diğer boşluğa. Bir zincir çekip diğer boşluğa 3 tane trabzan. Yani modelimiz 3 trabzan, aralarda tek zincir. Şimdi diğer başa geldiğimizde bir zincir çektim. Burada dolgu olduğu için son yerimiz bir tane trabzan yapıp bitirdim. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum. Siz burada da dediğim gibi iplerinizi değiştirebilir, iki sıra örebilir, üç sıra örebilir. Bu hiç fark etmez. Bunlar tamamen size kalmış. Burada da değiştirebilmeniz için mesela burada da göstereyim. Yani ilk başlangıç bir öyle başlayabilirsiniz. Burada da direkt değiştireceğiniz ipi alıp şöyle bir zincir çekip bunu sıkıca buraya bağlayabilirsiniz. Bir zincir daha çekip şöyle geri dönebilirsiniz. Bu pembeyi sonra bununla kırıp bağlarsınız. 3 zincir çektim burada. 2 tane doldurdum yine. Yani mantık aynı. Zaten eksilme artırma olmaz bu modelde. Kenarlarda hiçbir problem olmaz. Merak etmeyin. Zaten model kendini gösteriyor. İpleri de kendi isteğinize, zevkinize göre değiştirerek git gel yapabilirsiniz. Ben şimdi birkaç sıra daha göstereyim sona kadar gelmişken. Sonda bakın yine boşluk var. 3 tane dolduruyorum. Buradan sonra ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri dönüyoruz. İlmek alıp şu boşluğumuza 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip diğer boşluğa.
Bu şekilde arkadaşlar, istediğiniz kadar uzunlukta, ister uzun ister çok krop, yani kısa isteyebilirsiniz. Benim bir tam 20 santim olmuş. Şimdi bunu bitirdikten sonra başlangıç şekil bu kadar, üste istediğiniz sıra gidebilirsiniz. Bu kadar gittikten sonra ben zemini beyaz kullanacağım için en üst sırayı da beyazla kapattım, bitirdim yani. Şimdi şuraya geçeceğiz. Buraya düğme için ilik yapacağız, yani biye. Yine aynı modeli burada uygulayacağım. Şimdi 2-3 zincir çekip ilmeğimi aldım. Hemen buraya, bakın burada boşluk var zaten. Dolgu olursa atlayıp buraya yapacaksınız. 3 tane trabzan yaptım. 1 zincir çektim. İlmeğimi aldım. Diğer boşluğa. 3 tane trabzan yaptım. 1 zincir çektim diğer boşluğa. Yani bu modelin aynısını buraya yapacağız arkadaşlar. Hiçbir modelimizi atlamadan her boşluğa trabzanlarımızı yapalım. Bir zincir çekiyoruz aralarda. Şu her boşluğa, modelimizin her sırasındaki boşluğa 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bu ipleri içeriden de yürütebilir, sonra arkadan da yürütebilirsiniz. Kaybetmeniz daha güzel olur. Bakın bu şekilde. Her bir boşluğa, şuralardaki hepsine trabzan yapıp sona kadar gelelim. Sona geldik şimdi. Bir zincir çektik yine. İlmeğimizi aldık. Burada dolgu var. Hemen örneği devam ediyormuş gibi son bir tane trabzanımızı yapıp 3 zincir çekip geri dönüyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Şuradan aynı boşluklara, burada yaptığımız gibi, burada da aynı modelimizi uyguluyoruz. Şu şekilde. Şimdi bunu 3 sıra, 4 sıra, dediğim gibi ön biyesini kaç sıra istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Sona geleceğim, yine göstereceğim sonu. Yani model bu kadar zaten. Ben yine de daha pekişmesi için tekrar gösteriyorum. Bir zincir çekip ilmeğimizi aldık. Son yerimize bir trabzan yapıyoruz ve bitti. 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Delik varsa 3 zincir, dolguya denk gelirse 4 zincir çekip dolanıyoruz şöyle. Şimdi burada da yine aynı 2 tane trabzan zincirle birlikte 3 trabzan. Burayı da böyle gidip gelelim. Dört sıra yeterli benim için. 4 sırayı bitirdim ve bu ipimizi artık buradan kopartacağız. Yine ben onları arka taraftan kaybedeceğim. 4 sıra benim için ön biyesine yeterli. Şimdi diğer tarafına gelelim. 4 sırada aynı işlemi bu tarafta uygulayalım arkadaşlar.
Başlangıç olarak ne yapmıştık? Bir zincir çekip ipimizi, pardon, onu şu ipi kırmadığımız için direkt gittik. Şimdi burada başlangıç olarak şöyle bir ipimi sabitledim tığıma. Hemen buradan istediğiniz hangi taraftan başlamak istiyorsanız ucundan iki zincir çektim, ilmeğimi aldım, bir iki tane dolgumu yaptım. Aralarda bir zincir, her bir boşluğa, her sıranın boşluğuna şöyle diğer tarafta yaptığımız gibi trabzanlarımızı yapalım. 4 sırada bu tarafı yapalım arkadaşlar. Şu şekilde şu boşluklara yaparak 4 sıra git gel yapalım. Bir diğer tarafı da 4 sıra yaparak burayı da bitirdim ve buradan da ipimi kesip kapattık. Şimdi arkadaşlar şu şekilde crop bluzumuz tamamlanmış oldu. Bunları kaybedeceğiz. Yani tam göğüs çevresi bitti. Buraya da şöyle 1, 2, 3 tane ahşap tahta istediğiniz ya da düğmelerden dikebilirsiniz. Alt kısma diktiğiniz zaman şöyle şu delikler zaten ilik olacak. Bunlarda sorun yok. Şimdi geçelim diğer tarafa. Şimdi tam orta kısmını bulalım arkadaşlar. Birleştirdikten sonra. Orta kısmını bulduktan sonra yaptığınız işlem şu. Tam ortaya gelecek şekilde şöyle 13 santim. Yani tam orta 7. Şura ile şurası orta açıklığımız olacak. 13 santim ortada bir açıklığımız olması yeterli oluyor. Bakın. Şurası 13 santim. Tam ortası 7 buçuk, pardon 6 buçuk. Şöyle. 13 santimi ayarlıyoruz. Tam ortada 13 santim ayarladıktan sonra şu 13 santimin başlangıç ve bitiş yerini şu şekilde bakın. Şöyle tutturalım. Bu bir diğeri de bitiş yeri. Şurası. Burayı bulduktan sonra şu tam ortası 13 santim olacak arkadaşlar. Bundan sonra şimdi kulplarını ayarlayacağız. Bulduktan sonra hemen bu ilk başlangıç yerimize yine böyle bir başlangıç attım bir zincirle. Buraya başlıyoruz. Bu kulplarımız, bunun kulpları biliyorsunuz bundan değil, sadece file gibi olacak. 4 zincir çekip hemen şurası. Bakın. Trabzanın ilk son bitiş yeri. 2 zincir çekip ilmek alıyoruz. Diğer trabzanın başlangıç yeri. 2 zincir çekip diğer trabzanın, ya pardon, bu trabzanın bitiş yeri. Yani şu tepelerine. Bir zincir de çekebilirsiniz. 2 zincir de aralarda. Çünkü o sizin şeyinize bağlı arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. Dört tane yaptıktan sonra dört kafes, dört zincir çekip geri dönüyoruz. Sadece kafeslerin bu tepesine trabzanları yapıyoruz. Aralarda 2 zincir çekelim. Her kafesin tepesindeki, yani şu direklerin tepesine trabzan yaptık.
2 zincir çekip şu başlangıçta 4 zincir çekmiştik. Onun tam orta yerine son trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4 çekip geri döndük. Yine aynı işlem. İlmeğimizi alıyoruz. Trabzanların tepesine şu şekilde kafeslerimizi yapıyoruz. Kulplarımızı bu şekilde büyüteceğiz arkadaşlar. 4 zincir çekiyoruz. Geri döndük. Direklerin tam tepesine yapıyoruz. Ben bunu büyüttüm. Tam 22 sıra yaptım. Çocuklar için olduğu için. Şöyle şimdi diğer tarafa eklemeyi göstereceğim. Siz bunu büyükler için 25-26 yapabilirsiniz. Tabii ki bu omzunuza da ölçebilirsiniz. Zaten arkadaşlar burası tutmuş bir şekilde ve bunun denk geleceğimiz yere şu şekilde bir zincir çektim. Şimdi şuraya yani tam şunun denk gelen yerine bunu sabitledim. Burada sabitledikten sonra 2 zincir çektim. İlmek alıp devam ediyorum örmeye. Tekrar burada motif birleştirir gibi birleştirdim. 2 zincir çektim. İlmek alıp buraya bir trabzanımı yaptım. Daha sonra tekrar diğer tarafa ekledim. 2 zincir çekip yine bu tarafa ekledim. 2 zincir çektim. Yani kafeslerimi devam ederken diğer tarafa da eklemiş oldum bu şekilde. Bunu da artık koparttık. Gördüğünüz gibi kulpumuz hazır. Şu şekilde. Şimdi diğer tarafı da şu başlangıç yerden şuraya kadar 4 kafes yapıp aynı bunun bu şeklini bu tarafa uygulayacaksınız arkadaşlar. Onu tekrar göstermeme gerek yok. Şimdi gelelim buraya. Şu ortayı ben bir açacağım. Burada da arkadaşlar diğer motifle yaptığımız krop gibi fırfır, isterseniz düz kenar yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben buna fırfır yapacağım. Fırfır tekrar göstereyim. İpimi taktım buraya, değil mi arkadaşlar? 3 zincir çektim. Şimdi her bir ilmeğe yani 3 kere dolduruyorduk ama burada delikler olduğu için şimdi orada motifler vardı. Motiflerin trabzanların her bir başındaki şunlara mesela hepsini 3 tane 3 tane 3 tane dolgu yapmıştık. Şimdi burada her bir boşluğa 5 6 yani aslında fırfırı ne kadar sık veya geniş olmasını istiyorsanız o size kalmış. 6-7 tane doldurdum. Bu dolgulara geçtim. 1, 2, 3 doldurdum. Diğer şunlara yani arkadaş, şu aradaki boşluklara. 1, 2, 3. Bu boşluklara da 5 kere de yeterli. Beş tane de yapabilirsiniz. Bakın fırfırımız zaten oluşmuş oluyor. Boşluklara beşer tane veya altı doldurun. Hiç önemli değil. Onu zaten yaparken fırfırınız gözükecek, belli olacak. Bu sırayı bitirdikten sonra bu şekilde boşluklara 5, şuralara da
6 tane dolacak şekilde buraya kadar getireceksiniz. Diğer şeyde yaptığımız gibi arkadaşlar. Şimdi buraya kadar bir yapalım. Sonra üstünde düz 3 sıra gideceğiz zaten. Yine göstereyim size. Buraya bir tane dolgunun üstüne battım. 2, 3 tane aynı yere battım. Şurada ipim birazcık şey oldu arkadaşlar. Evet. 3 tane de şuraya batacağım. Sonra boşluğa 5 kere. Burada fırfır yaparken tığınızı bir numara büyük yapabilirsiniz. Veya 3,5'la da yapabilirsiniz. Çünkü fırfır biraz sert durmaması, daha gevşek durması için tığınızı değiştirebilirsiniz. Boşluğa geldim yine. Siz boşluğa falan tamam, boşluğa 5 tane de şunlara çok takılmayın. Kafanıza göre istediğiniz gibi de doldurabilirsiniz. Dediğim gibi sayılarda sabit kalmayın. Elinizin gidişatına göre yapabilirsiniz. Ben mesela kenarlarda 4 tane zincir dediysem 4 yapmayın. Sizinki belki büyük veya küçük olur. 3 yapmak zorunda kalırsınız veya 5 yapmak zorunda kalırsınız. Bunlar da takılmayın arkadaşlar. Sayıların o elinize göre doğaçlama gidişatı en güzel el işidir. Bakın ben de öyle tüyeme dolduruyorum. Bazen 3 denk gelir, bazen 4 denk gelir. Hiç fark etmez. Yeter ki böyle yaparken elinizde zaten fırfırınızın oluşması. Bunu sona kadar gidelim arkadaşlar. İlk sırasını bu şekilde gittim arkadaşlar. Size de gösterdiğim gibi. Şimdi bunu ister bir sırada bırakabilirsiniz, ister 2, ister 3. Ben bir sıra daha gideceğim. Bunun da 3 zincir çekip bu yaptığınız trabzanların her birinin tepesindeki boşluğa trabzan örerek artırma eksilme yok bunda arkadaşlar. Hepsine bakın bu şekilde her birine trabzan yaparak ikinci sırayı da tamamlayacaksınız. İster 3 sırada giderseniz tekrar üstüne aynı şekilde eksilme artırma olmadan tüm trabzanların tepesindeki boşluklara trabzanınızı yapabilirsiniz. Evet, krop bluzumuz bu kadar. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Siz de bana destek vermek isterseniz videolarıma beğeni atıp abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.